hızla betonlaştı. Tarımdaki girdi maliyetlerinin fahiş artışı çiftçiyi topraktan uzaklaştırdı. 2020 yılında 602.983 olan çiftçi sayısı 2021 yılında 556.060'a geriledi. 2016 yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sayısı 2.267.176 idi. Ancak yıllar itibarıyla bu sayıda düştü. 2.083.022'ye geriledi. Çukurova'da narenciye üreticisi mandalinayı, portakalı kökünden söküyor arkadaşlar. İşçi maliyetini dahi karşılayamıyor. Limon üreticisi çaresizlik içerisinde. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde borçları nedeniyle çiftçinin traktörüne, süt veren ineğine, hamile ineğine bile haciz gelmeye başladı. Gübre mazot fiyatları altın fiyatını geçti. Çiftçiye üretin diyorsunuz ama ürünlerini nereye nasıl satacağını, alın terinin karşılığını nasıl alacağını hiç düşünmüyorsunuz. Bu yönde bir adım atmıyorsunuz. Tarımda planlama, üretim politikanız, pazarlama politikanız yok. Çukurova'nın bereketli topraklarında taşı dikseniz, adamı dikseniz bitecek topraklarda üretilen ürünler çiftçinin adeta başına bela oldu. Tam hasat zamanında istihdama, üretime, ihracata katkı sunması beklenen binlerce ailenin ekmek kapısı olan ve dalında yetişmiş birçok ürün maalesef tarlada kaldı. Dediğim gibi limon ve portakal ağaçları köklendi Adana tabiriyle. Tarım ürünlerinde yaşanan tüm bu sorunlar hayvancılıkta da tabii karşımıza çıkıyor. Soğan, patates işçilik ücretini ödeyemediği için tarlada kaldı yine. Birinci sınıf tarım topraklarını betonlaşmaya kurban ettiğiniz gibi maalesef krediler, vergiler ve borçlar nedeniyle çiftçi borç batağı içerisinde. Sayın milletvekilleri, balıkçılar da denize yelken açamaz oldu. Akaryakıt fiyatları, işçi maliyetleri balıkçıları da kara kara düşündürüyor. Lüks teknelere akaryakıt indirimi sağlanırken tarım sektörüne, balıkçılara üvey evlat muamelesi yapılmakta. Adana'nın denize açılan kapıları Karataş ve Yumurtalık'ta binlerce aile geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Ancak ÖTV indiriminden yararlanan balıkçılar akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle bu alandan faydalanamaz hale geldi. Balıkçıların ÖTV'siz kullandığı akaryakıt fiyatları pompa fiyatına eşit olunca balık avcılığı büyük bir tehlikeye girmiş durumda. İnsanlar burada %90'ını Sayın Bakan balıkçılıkla karşılıyor geçimini. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı yaşanıyor Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde. Akdeniz'in en büyük filosuna sahip olan, Türkiye'nin her bölgesine balık sunan Karataş ilçemizin nüfusunun neredeyse tamamı balıkçılıkla geçimini sağlamakta. Lütfen artık çiftçiye, hayvan üreticisine, balıkçılara dönün, bir bakın ve gerekli düzenlemeleri yapın. Türkiye'nin önceliği tarım ve hayvancılıktır. Daha fazla geç kalmayın. Ayrıca tarım ve hayvancılığı su yönetimini çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmanın yollarını aramak zorundasınız. Ülkemizde binlerce ziraat mühendisi, veteriner, tarım teknisyeni, gıda mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisleri, devlet su işleri için inşaat, jeoloji, jeofizik, harita ve makina mühendisleri 2022'yi su ürünleri yılını ilan ettiniz ama ülkemiz ihracatına büyük katkı sunacak su ürünleri dalında, su ürünleri mühendisleri ve pek çok mühendislik dalında atama bekleyen pek çok mühendisi ne yazık ki hala atamıyorsunuz. Okullarını başarıyla tamamlayan, yüksek puanlar alarak evde oturmak zorunda bırakılan bu genç beyinlerin sesine ne zaman kulak vereceksiniz? 2022 yıl bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakan, komisyonun değerli üyeleri. Bazı olaylar vardır, hiç hatırlanmak istemez. Bazı olaylar vardır, hatırlanması için, sorgulanması için, gerekli sorumluluklar yerine gelmesi için tekrar hatırlatılmak istenir. Geçtiğimiz yaz ilimde bulunan Muğla ilinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları çıktı. Bu orman yangınlarında 67 bin hektar alan bizim ilimizde yandı, kül oldu. Sadece ağaçlar değil, sadece yeşil değil, burada canlılar da, ormanda yaşayan canlıların tamamı yandı. Sadece ormanda yaşayan canlılar değil, müdahale için aynen su götüren bir de gencimiz yandı ve orada hayatını kaybetti. Sayın Bakan, Muğla'da yanan ormanlarla ilgili
yangınla mücadele eden ekibiniz, ekipmanınızla ilgili yeteri filonuz ve yangınla mücadele ile ilgili helikopter, uçak ve arazöz ekip var mıydı? Bunu sorularla sorduk ama cevap vermediniz. %68 orman olan ilimin ne yazık ki yangında müdahale edilemedi. Bir helikopter geldi, 5 helikopter duyurdunuz. Bir uçak keşif etti, 2 uçak yangına müdahale ediyor dediniz. Ama bunlar asılsızdı, doğruları söylemediniz. Halkı kandırdınız, kamuoyu yanılttınız. Gece görüşlü helikopterler var mı, yangına müdahale edilecek mi diye sorduk. Bundan bir yıl önce böyle dünyada artık bu teknoloji yok, böyle bir teknoloji yok dediniz. Çıktınız sonra 3 ay sonra Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundunuz. Yangınla mücadelede gece görüşlü helikopterler ve uçaklar envanterimize alınacak, kaydedilecek dediniz. Bilmiyorum, teknolojide bir haber misiniz, haberiniz mi yok? Sizin bu yangınlarla ilgili, yangınlarla ilgili yapmış olduğunuz mücadelede neden tedbirler alınmadı? Bu tedbirlerin alınmayışının sebebi neydi? Bunlarla ilgili 23 tane soru önergesi verdim. Hiçbirine cevap vermediniz. Bakın, sorulara cevap vermekten neden kaçıyorsunuz? Merak ediyorum. Gece görüşlü helikopterler yangınla ilgili neden son bir haftada geldi? Bu yangın sürecinde ihale ettiğiniz ve bizim coğrafyamıza fiziki olarak uygun olmayan helikopterler, uçaklar yüksekten atış yaptı, buhar oldu, uçtu. Neden Türk Hava Kurumu'nun helikopterlerini ve Türk Hava Kurumu ihaleye sokmadınız? Bunu gerçekten merak ediyoruz. Siz bu orman yangınlarıyla ilgili o ihale esnasında yapmış olduğunuz ekipmana verdiğiniz rakam ne kadardır? Yangın anında ne kadarlık helikopter ve uçak kiraladınız? Ne kadar kamu zararı oluştu? Oluşan bu kamu zararlarında sorumlu kimdir? Yanan ormanların hesabını kim verecek? Sayın Bakan, merak ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü istifa etti mi? Sizin uzmanlık alanınız nedir bilmiyorum. Eğer tarımsa tarım iflas etmiş. Eğer ormansa orman yandı bitti, kül oldu. Acaba bir şeyi bekliyorum. Bu başarısızlıkla, öngörüsüzlükle yönettiğiniz bu bakanlıkta Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en beceriksiz bakan olarak istifa edecek misiniz? Etmeyi düşünüyor musunuz? Yani bunu gerçekten merak ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Plan evet. Bütçe Komisyonu'ndayız. Temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum. Ağır eleştirebilirsiniz. Bizim Sayın Başkan, temiz bir dil kullanmamız. Sayın Başkan, bizim orada doğamız yok oldu. Bizim doğamız yok oldu. Canlarımız teşekkür yok ediyorum. Oldu. Ve bunu dillendirmek zorundayız. Çünkü sorularımıza cevap verdiniz. Sayın Özkan Yalın nerede acaba? Teşekkür ediyorum. Sayın Özkan Yalın yok galiba. Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Güçlü Bey, hazırsanız size oy vereyim diyeceğim.